Yani arka bacaklar birazcık daha ağzından uzak bölüm olduğu için daha fazla böyle. Tamam ayak. Tamam bitecek. Biraz da ben eğleneyim. Merhaba. Bak yeni tanışıyoruz. Belki o kadar sinirli olmazsın ha. İnşallah. Ne kadar zamandı böyle sinirli? Ben dediğim gibi benim patronum kendisiydi. O Kanada'da yaşıyor. Evde çok yalnız kaldığı için sinirli olduğunu düşündüm. Mama vermeyi diyorum. Sonra eve aldım ben bunu. Sonra birlikte yaşamaya başladık. Birlikte yaşamaya başladık ama veterinerlere gelirken hep böyle yani. Nefret ediyor bir daha. Nefret ediyor. Şimdi burada o kokuları da alıyor tabii. Daha da nefret ediyordur. Evet. Meseleye yabancı değil yani. Yok yok değil. Kesinlikle. Ben dışarı. Tamam. Elinden çakacaksınız. Takacağız eldiven su olmaz. Şöyle kapatalım. Tabii ki kaçarsa dışarı kaçmasın diye. Kameramana saldırabilir, her şey hazırlıklı olalım. Bana saldırırsa ben kamerayı anla bırakabilirim. İsmi neydi? Çiçek. Erkek. Adı buna Şirin. Bir çiçek adını koymuşlar. Adı Şirin. Çiçek. Aynı ismimiz var. Kız zannetmişler. Sonra veterinerde öğrenmişler her şeyi. Önce dişisi almış, tamam mı? Evet, bebekken almışlar. Oğlum daha çıkarmadık. Bir sakin ol babacığım. Sakin ol. Şimdi sana bir teklifim var bak. Zaten alt tarafı bir tanecik iğne olacaksın, tamam mı? Bir de tırnakların var, biliyorum onlardan hoşlanmıyorsunuz. Eğer bu yemeği yersen ve sakin karşılarsan bizi, her şeyin daha çok kolay olacağına inanıyorum. Bir kokla bakalım, bir düşün, karar ver. Tamam mı? Bir sakinleşsen. Ben de o sırada iğneleri hazır edeyim seni. Yerim ya. Oo yiyor. Yiyor mu? Şey zamanda bile yemekten feragat etmez. Çiçek. Çiçek bugün bir... kaza yaşamış. Kaza demeyeyim daha doğrusu, aksilik. Zaten kutuya koyana kadar çok zorlanmışlar, değil mi? Sonrasında da kutunun kapısı açık kalmış ve dışarı kaçmış ne yazık ki. Kutusu kırıldı. Kutusu kırılmış. Yeni kutuyu aldım. Da kırmış daha doğrusu. Çok güçlüyüz. O belli zaten. Bu arada hopur hopur yemek yiyor. Yerken de omurdanıyor harika. Yani. Sonrasında da yakalayana kadar bir hayli zorlamış. Randevumuz 3.30'daydı. Saatimiz 5. 3. 3'teydi. 3'te miydi? Valla işiniz zor. Özellikle bu veterinerki maceralarınız daha zordur sizin. Gerçekten Allah yardımcınız olsun bu konuda. Bizim de tabi. Sopayı alabilir miyim bittiyse hayatım? Biraz daha yemek ister misin? Hı? Hayır ben alacağım. Hazır sakinleşken. Şöyle bir parça daha sunayım sana. Buyurun efendim. Ben buradan her baktığımda biz kötü insanlar değiliz ki. Tabi biz seni seveceğiz. Dışarı alacağız ve seveceğiz. Ye of vermeyelim. Güzel oğlum. Aferin çiçeğime benim. Çiçek gibi maşallah. Hiç de saldırgan değilmiş. Ben hiç dış böyle bir tırnak makası. Al. Sakin ol aşkım. Tamam saldırsan peki. Ben indivenden bir tekim oldum. Hiç böyle aksiyonlara girmiyorum o zaman. Evet hazırsa aç bakalım. Aç. Aç aç. Sen çok büyüksün ama. Kaç çok kilo? Da büyüksün sen. Bilmiyorum şu an kaç kilo olduğunu. Pis olduğunu biliyorum şu an. Tamam hayatım benim. Sakin ol. Gel bakalım. Tamam bebeğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Dur bakalım. Herhangi bir hastalığımız yok değil mi? Yok. Tamam. Bizim kadar yok. Evet hazırda tut ellerini. Bekliyorsun. Harikasın. Bir parça daha yemek. Hemen buyurun efendim bir parça daha yemek. Sadece yemek. Sadece bir şey yok sakinleş. Evet buyurun efendim. Ben de böbreklerinizi kontrol edeyim olur mu? Stetoskop hazırlam Öner'cim bana. Ay inanmıyorum. Ne kadar çiçek gibi bir çocuk bu ya. Harikasın. Kaç yaşındaydı? 8. 8. 9 oldu galiba. Vah oh, harika. Tamam. Çıkar. Tamam hayatım yemeğini yiyebilirsin istersen. Yok harikasın. Yok. Harikasın. Hiçbir şey yok. Sadece böbreklerine bakıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Çok akıllısın sen. Bravo sana. Bekle bakalım şimdi.
İnanmıyorum. Ne kadar uslu bir çocuk bu. Mama niye mama? Yemek. Bak ne güzel duruyor ona mama. Evet ya babacığım. Niye bir şey yapmıyor ki? Aferin sana. Bir dakika. Sakin. 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 Harikasın. Al bakalım ablası. Şimdi. Seni bir kere sevebilir miyim şöyle? Sakin ol. Sakin ol. İnsan eli. Evet. Bir şey yok ki. Sakin ol. Seviyorum sadece. Bir şey yapmıyorum ki. Tamam. Bakayım. Kocaman aç ağzını bana bakayım. Önce gözlerim. Harikasın. Dur bakalım şimdi. Bekle. Şu ağzını alacağım. Gözünün rengi değişti ya. Babacığım. Bekle o güzel ağzına bir bakayım senin. Bakayım. İnanmıyorum. Ne güzel bir ağzın var senin böyle. Ay ne kadar güzelsin böyle çiçeğim benim ya. Buna da bakayım. Ay inanmıyorum çok güzelsin. Bravo sana. Tamam 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 aşkım benim. Tamam harikasın. Şimdi tırnaklarını keselim bakalım. Bana kızmadan şimdi önce kızma. Sonra... Tamam, tamam. Bir tamam. Şey yok. Sen almadın tırnak makasını elime. Almadım. Evet ver bakalım bana şöyle elini. Evet harikasın. Arkadan başlayalım. Ablası arka tırnaklarla bir başlayalım. Tamam babacığım. Bir şey yok be ya. İki dakika tırnak keseceğiz alt tarafa. Abartma. Acıtmayacağım bile. Sonra yemek vereceğim yine. Giderken sana bir konserve de hediye. İki. Tamam. İki. İki. Anlaştık. Ya öyle zarar ederim. O kadar olmaz. Üç olmaz. İki de anlaşalım. Tamam, sakin. Sakin ol. Arka taraf kolay kısım tabii. Ön kısım birazcık daha zorlu. Beni çok korkutuyorsun bu sesinle. Ya arka bacaklar birazcık daha ağzına uzak bölüm olduğu için daha tamam ayak. Tamam bitecek. Valla bitecek. Tamam bitiyor. Oo bunlar ne kadar uzatmışsın sen ama ya böyle. Harikasın. Annesi bizim için yaş mamasını yaklaştırır mısınız? Bir koklasın bir an. Evet, gördün mü? Hadi ye. Oğlum. Tamam, sakinledi o yine. Hadi. Harikasın işte. Birazcık. Of benim oğlum. Sana ödün maması veriyorum. Tamam mı burası? Değişim yapıyorum şimdi. Tamam, aşkım, tamam, tamam, aşkım. Dur. Dur bakalım, dur. Dur. Şu bacağını da alayım. Tamam aşkım. Bitti. Son bir tane tırnak kaldı sonra gideceğiz zaten. Tamam mı? Harikasın. Minacığım biraz daha sana çekeceğim. Evet. Al bakalım. Bu. Bu zaten evet. O yemek kokladığı sırada sakinleşiyor. Yemek yiyor mu? Ben böyle bir şey ilk kez şahit oluyorum. Bu kadar sinirliyken yemek yiyoruz tırnak kesilirken. Yani geldiğinde söyleme her halükarda yer demiştim. Demiştiniz evet. Çok ilginç. Ah işte bu kadar ya. Bravo sana. Bravo sana bu kadar işte. Ben yalnız bir tane şişe. İğnesi hazır mı? İğnesi hazır. Tamam. Maması bitmiş. Maması bitmiş onu tazeleyelim hemen. Çiçek Bey. Çiçek Hanım kızma. Çiçek Bey pardon. İsimlerden karıştırıyorum. Evet hemen mamamızı tazeliyoruz efendim. Buyurun efendim. Şöyle havlumuzu da alalım. Evet şöyle buyurun efendim. Siz yemek yemeye devam edebilirsiniz. Şuradan da bir oyuncak gelsin. Ver bakalım ablası hemen. Kutusu hazır mı? Yok. Harikasın. Bu kadar. Bitti tamam yanıyor biliyorum. Çok özür dilerim. Evet kaç hemen. Kaç hemen. Birazcık daha mama. Yemek. Biraz daha yemek. Ver bakalım evet. Ablası. Bakıyorum. Tamam, bana anladı bakarken değil mi? Sen yap. Bana anladı bakıyorum. Değil mi? Al. Evet. Evet. Oyuncağı bak oyuncağı. Ay inanmıyorum. Tamam mı ablası? Tamam. Bu kadar işte. Seni tebrik ediyorum. İşleri çok zorlaştırmadığın için çok teşekkür ederim. Evet harikaydın. Harikaydın. Onlar nasıl sesler? Bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki gelişimde yine yaş mama yiyeceğiz, tamam mı? En son abisinden tırnak almıştım. Yani kimden?
Adamın eldivenleri var böyle vesireler. Yukarıdan mı vurdu? Evet, uçtu. Şurasını sırmaladı adamın ya. Artık çözmüş yani eldiven meselesini. Aynen. Açık yeri yakaladı. Ne ayıp. Ne ayıp meslektaşıma ne yapmışsın. Ben bir ara yüzümü sırtacak kaldım bu arada. Kapatabilir miyiz kapıyı? Yüzüme mi saldırdı? Tükürdü ya böyle yüzüme. Çok affedersin. Bunu da kırma tamam mı? Dur kapatayım dur. Tamam vur bir tane. Tamam. Hadi gidiyoruz. Aldın intikamını, aferin sana. Yolda yemeğini ye tamam mı? Çok geçmiş olsun. Valla çok güçlü bir kedi ama gerçekten çok güçlü bir kedi. Aşırı strese soktu beni ya. ben taşıyorum, ağır bol. Valla kolumuzu sakatla. Gel yani. Babacım görüşürüz, hadi hoşça kal de. Kameraman bak senden çok korktu gördün mü? Ödü koptu orada geri çekilip duruyor. O da yemek yiyor hala yalnız. Böyle bir kedinin kameraman olmak nasıl bir duyguydu? Hayatımda ilk defa yaptım, çok korkmuştu. Samimi söylüyorum, hiç lafın gelişi falan söylemiyorum. Bir ara kamerayı bırakıp kaçasım vardı. Geldi yani. Çekebildin mi peki doğru şekilde? Ha, doğru şekilde çekebildim mi onu sen bir kontrol et. Çünkü bir ara yani tamamen korku pompaladı bana. Gerçekten bu... çok inanılmaz bir şeydi ya. Bir ara böyle bak, videoyu izle göreceksin. Bir ara böyle bir bana baktı. Herhalde telefonu falan böyle bir tehdit olarak mı anladı bilmiyorum. İşte o an bırakacaktım yani. Yok ya, o kadar kötü kedilerden biri değildi. Daha normallerinden. Bir de bunun daha şeyi mi var? Ya yani daha zorluları var gerçekten. Kedi çok tatlı ama herhalde sahibine. Bize çok değil yani.